olacaktır. Sizden ricam şu Adnan Bey. Lütfen Egemen'i kendi öz çocuğunuz gibi kabul edin. Ona kendi öz çocuğunuz gibi sevgi verin. Belki sizin sayenizde bundan sonra arzu ettiği gibi bir hayat olur. Ben Egemen'i canımdan çok seviyorum. Onun mutluluğunu görmek benim en büyük mutluluğum olacak. Yani demem şu. Bundan sonra oğlum size emanet. Lütfen ona çok iyi bakın. Bir babaya nasıl böyle bir şey yaparsınız ha? Önce sevindirip sonra kursağında bırakmak. Biliyor musunuz ben dün gece hiç uyumadım. Bütün gece hayal ettim, torunlarıma isim düşündüm. Hadi bu hergeleden vazgeçtim. Onun hayatı yalan dolan. Ama sen, Ece sen nasıl bu oyuna ortak oldun? Ha? Nasıl oyuna ortak oldun? Estağfurullah başkanım, ne oyunu? Ben biraz önce de izah ettiğim gibi mecburen Haluk Bey ev sahipleri konusunda yardımcı... Tamam, yeter artık. Hep aynı hikaye, hep aynı şeyi anlatıyorsunuz. Çocuklar, beni ne kadar üzdüğünüzün farkında mısınız? He? Hadi, bir süre ikinizin de yüzünü görmek istemiyorum. Çıkın dışarı, çıkın. Başüstüne başkanım. Hani 11 yıl önce okulla beraber bir geziye gitmiştik, hatırlıyor musun? Evet, bu otobüste Ürgüp, Kapadokya falan oralara gitmiştiniz değil mi? Peki ben o geziye gitmeden bir gün öncesinde babamla birlikte bana ne söylediğini hatırlıyor musun? Yani boşanacağımızı açıklamıştık. O kadar çok üzülmüştüm ki yol boyunca ağladım, biliyor musun? Hocalar sorduğunda da onlara yalanlar söyledim. Yok karnım ağrıyor, yok alerjim var diye. Sonra Ürgüp'e vardığımızda bir göl kenarından geçerken bilerek kendimi suya attım. Çünkü ben ölmek istedim anne o zaman. Çekilmeye başladığımda da korktum. Ağzımdan burnumdan sular girdiğinde panikledim. Ölmek istemiyordum artık. İmdat diye bağırdım. İşte o zaman bu kız koşarak suya atladı ve beni kurtardı anne. İşte ben bu kız sayesinde şu an buradayım. Bu kız sayesinde şu an hayattayım anne. Ama ona bir can borcum olduğu için aşık olmadım. O bana 11 sene önce verdiği sözden hiç vazgeçmediği için sevdim. Sahte olmadığı için. Ama Rüzgar, sen o zaman hiç böyle bir tepki vermemiştin ki. Sen nasıl mutluysan ben de öyle mutluyum anne demiştin. Çok iyi hatırlıyorum. Anne ben o zamanlar 12 yaşında küçük bir çocuktum. Üzüntümü gizlemek için size yalan söylemekten başka bir çarem yoktu benim. Ama siz küçük bir çocuk için anne babasının ayrılmalarından daha üzücü bir şey olamayacağını bilmeliydiniz. Emrecan. Nasıl bu sen? Korkmasın. Baba bu ne? Para kızım. Abi bu para ne için? Düğün var ya Nermin. Egemen'in düğünün için.
üstünüze başınıza güzel bir şeyler alın. Kalanıyla da işte kredi kartıdır, telefon faturasıdır filan. İşte dörde bölününce pek bir şey kalmadı ama. Baba sen bu kadar parayı nereden buldun? Arabayı sattım. Ama abi sen çok seviyordun o arabayı. İlk arabandı. Niye sattın? Çocukların mutlu olsun diye lan. Hem zaten Ece de artık sevmiyordu arabayı. Bilmek istemiyordu. Yapma baba. Neyse canım. Hiç değilse evde kavgasız gürültüsüz bir akşamımız oldu. Ben sahilde bir çay kahve içerken konuşuruz. Hadi gel. Ceren sen eve gir. Emrecan beni net duymadın galiba. Ben Ceylan'la konuşacağım dedim. Ben seni çok net duydum da... ...seni duymuş olmam senin söylediklerini yapacak olmam anlamına gelmiyor. Ceylan eve gir. Tamam. Ceylan dur bekle. Sana söyleyeceklerimden sonra... Belki de bu eve bir daha hiç girmek istemeyeceksin. Emrecan ne yapıyorsun? Yapma. Emrecan ne yapıyorsun? Ceylan eve gir. İşte bunlar senin son çırpınışların kardeşim. Ama Ceylan elinde sonunda gerçekleri öğrenecek. Rüzgar gerçek gerçek deyip duruyorsun. Ne bu gerçekler? Söyler misin artık? Bu Emrecan var ya bu Emrecan. Aslında... Ulan. Sen kim olursun benim evime gelip beni tehdit ediyorsun lan? Emrecan! Ayrılın! 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 Kimsin sen abicim? Ne istiyorsun benim kardeşimden? Senin o kardeşim benim ne istediğimi çok iyi biliyor. Emrecan, oğlum bak doğruyu söyle. Sen yine birilerine borç falan mı taktın lan? He? Abi alakası yok. Bizimkisi kız meselesi. Başlarım lan sizin kız meselenize. Egemen bağırma sen de ya. Oğlum siz manyak mısınız gece vakti boğuşuyorsunuz buralarda ya? Bütün mahallede sizi izler gibi biziz yok. Nermin, al Ceylan'ı girin içeri. Durmayın dışarıda. Bakın, size bir kere söylüyorum. Bir daha böyle bir halt karıştırırsanız hiç acımam ikinizi de polise veririm. Bütün günü karakolda geçirip akıllanırsınız. Sen de bir daha buraya gelmeyeceksin anladın mı? Sakın. Hadi yollan bakalım. Ya baba. Tamam. Bu işin burada bittiğini sanma sakın. O kız eninde sonunda gerçeği öğrenecek. Sen hala konuşuyor musun lan? Hadi, tamam. Hadi, hadi abicim. Hadi, hadi, hadi uzatma. Hadi, hadi yoldan. Gir de sen de. Gir sen. Ben size kusura bakmayın lütfen. Gece gece böyle bir şey çıkarttım. Önünüzde iki seçenek var. Ya Egemen abinin düğününden sonra sizin düğün hazırlıklarınızı yaparız. Bir an önce evlenirsiniz. Ya da Ceylan bu evden taşınır gider. Bu düğün meselesi uzadıkça mahalleye karşı dedikodu malzemesi oluyoruz. Düşünün, taşının, kararınızı verin. Yarın akşama kadar bana da haber verin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hadi Allah rahatlık versin. Hadi. İyi geceler. İyi akşamlar. Baba. İşte biz oğlumuzun oturduğu yeri görmek için böyle aniden baskın yaparız. Aa, Ece. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ece sen hala burada mısın? Evet, başkanım buradayım. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Aman merhabalar. Biz de bu çifte kumruları ziyarete gelmiştik. Ne kadar iyi etmişsiniz efendim. Çifte kumrular mı? Evet. Haluk,
Siz burada rol icabı birlikte değil miydiniz? Hı? Haluk, sen veya birisi bana burada bu durumu açıklayabilir mi? Ben de aynından istiyorum. O açıklamadan biz de istiyoruz. Yani. Neco. Haydi. Baba. Süelen. Yine gelin olur mu? Gülerken ne demiştin bana bir gün? Gelecek olmayacaktın yanımda. Uçacakmışım elbet kendi kanatlarımla. Bunu yapma gitme baba. Şakadan da olsa ellerimi bırakma. Her şey yolunda işte sen yanımda durdukça. Uçur beni kollarında, çocuk kalbim avundukça. Dün oynarken ne demiştin bana? Kahramanlar ölmez ama ancak kitaplarda. Her şey yolunda işte, kahramanımsın yanımda. Önüne baksana kardeşim. Asıl sen önüne baksana kardeşim. Ben kendi kulvarımda atıyorum voltamı. Sürekli şerit değiştirip makas atan sensin. Bana bak, çizgi film karakteri. Benim canımı sıkma. Zaten babam yüzünden bu evlilik işine zorlandım. Üstüne üstlük bu yetmiyormuş gibi bir de baba olma işi çıktı başıma. Kasanın en altında ezilip üzülen çürük şeftali gibi ruhum. Cinnetten çıkma bir meleğim sanki. Senin bu laf salatalarını dinleyecek ne halin ne de kafan var. Anladın mı? Stres topumu yapar, sabaha kadar döverim seni. Şşş. Açık sessiz ol ya. Gelme beni, bak hastane burası. Bana bak. Ha, baktım ne oldu? Cinnet cinayete dönüşmesin. Sana değil, senin yüzünden içeride yattığım yıllara yanarım. Seni hem çok dövmek istiyorum hem de senden süper iğreniyorum ya. Ne iğrenç bir yaratıkmışsın sen ya. Acaba seni önce dövsem sonra mı iğrensem? Ama çok konuşuyorsun sen ya. Ne kadar gereksiz cümleler kuruyorsun böyle. Oğlum bak git. Git. Topu gibi bir oğlunuz oldu Emrecan Bey. Sizin de bunun topu gibi ikizleriniz oldu. Biri kız, biri oğlan. Çok sağ olun. Vallahi zahmet oldu size de. Ne demek efendim? Biz ne yaptık ki? Doğru söylüyorsun. Ne yaptıysam ben yaptım. Allah analı babalı büyütsün. Amin. Tamam tamam. Çekilebilirsiniz. Akıllı ol, aklını alırım. Tava manyağı yaparım seni. Hazır ol. Rahat. Ben seni kahretsin. Emrecan. Emrecan. Kendin de misin ha? Çok kötü.
kötü bir kabus gördüm Ceylan. Kabus mu? Ne gördün? Babam üzerimizdeki mahalle baskısı arttı diye abimden hemen sonra sen evleneceksin dedi. Emrecan, iyi de o gerçekti. Ne kabusu? Salih baba sizin artık bir an önce evlenmeniz lazım dedi. Ne yapıyorsunuz Haluk Bey? Beni boş ver. Herkes nerede? Herkesi gönderdim gitti. Nasıl? Ne dedin? Narkolepsi. Narkolepsi ne be? Uyku hastalığı. Ya. Bir anda uykuya kalıyor. Olur olmadık yerlerde dalıyor gidiyor. İnandılar mı? Vallahi inandılar çünkü çok inandırıcı söyledim. Bakın hiçbir şeye tepki vermiyor. Vermiyor. Buna da vermiyor. Buna da vermiyor. Hiçbirine vermiyor. Bakın. İyisin. Evet, iyi. Sen iyisin de. Ben artık bir yürüyen rahmetliyim. Ay demeyin öyle Haluk Bey. Bittim ben. Bittim. Hayat böyle ellerimden kayıp gidiyor işte. Emrecan. Bak daha iyi misin şimdi? Kendine geldin mi? Bak suyda 700 nevi güzel. Değilim. Ya ne demek değilsin ya? Allah Allah iyi olmayacak ne var ki? Ya bak artık her şey bizim lehimize işliyor zaten. Bak etrafımızda herkes bizim seninle böyle evlenmemizi, böyle mutlu mesut bir yuva kararımızı istiyor. Hı? Öyle de. İyi tamam öyle de ne o zaman? Yani ne istiyorsun ki başka? Hayır yani hala neyi bekliyoruz madem öyleyse onu soruyorum sana. Hı? Yoksa sen... Emrecan. Emrecan Çelik. Sen benimle... Ceylan ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Şu anda ben ne yaptım? Farkında mıyım ben? Ben ne yapıyorum ya? Bunlar kız başına yapılacak işler değil. Bunlar büyük işler. Otur şöyle. Otur. Ceylancığım. Ben son zamanlarda piyango falan tutturdun mu? Hayır. Peki çok iyi bir şirketten çok iyi bir maaşla iş teklifi aldın mı? Hayır. Tamam anlat o halde. Nasıl haftaya evlenebiliyoruz? Çok rica ediyorum lütfen. Bir dakika senin bütün derdin bu mu yani? Bu yetmez mi? Ay yetmez tabii ki de ya. Çevrende gördüğün bütün evli insanlar zengin mi zannediyorsun sen? Değil ama... Aması maması yok Emrecan. Hem niyetine girince Allah bir şekilde yardım eder derler. İki çıplak bir hamama yakışır da derler. İki gönüllü birbirini sevince samanlık seren olurmuş da derler. Ahırda mı yaşayacağız Ceylan? Hamamda yaşayınca iyi ama senin için. Ya şimdi atasözü mü yarıştıracağız akşam akşam? Haluk Bey, lütfen sakin olun. Nasıl sakin olayım ya? Babam ona aynı mevzu yüzünden ikinci kez yalan söylediğimi, aramızda herhangi bir evlenme potansiyeli olmadığını, sadece ve sadece ev sahiplerini kandırmak için ona sürekli yalan söylediğimi öğrendiği zaman bırak beni posta odasına gömmeyi, şirketin kapısından içeri bile sokmaz. Maymun eder el aleme. Allah'ım. Şirketler niye babadan oğla değil de oğuldan babaya geçmiyor ya Rabbi? Neden Egemen abilerin düğününe kaynak yapmıyoruz? Kaynak mı? Evet. Onlar evlenirken biz de onlarla birlikte evleneceğiz. Böylece bizim seninle düğün masraflarımız sıfıra inmiş olacak. Ayrıca misafirlerin böyle gel git olayını da böyle aradan halletmiş çıkartmış olacağız. Bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Nasıl fikir? Çok iyi fikir. Hatta bence elimiz değmişken doğmamış çocuklarımızın sünnetini de yaptıralım. Hatta toplaşmışken bence bayramları, seyranları falan da kutlayalım çıksın aradan. Emrecan, ben ciddi bir şey söylüyorum ve 5 dakika beni ciddiyete dinler misin lütfen? Ceylan, bence sen kendine git bir bardak su da olur, yüzüne çarp gerçekten çok iyi geliyor. Şu anda ağır saçmalıyorsun çünkü. Ya kaynak düğün mü olur ya? Nasıl yapacağım ben bu işi ya? Bunu nasıl kaldırabilirim? Haluk Bey, ben artık gidiyorum. Nereye gideceksin?
Nereye gidiyorsun Seycan? Evime gidiyorum Haluk Bey. Babam beni merak etmiştir. Saat çok geç oldu. Zaten nikahtan önce geç saate kadar sizin evinize durman doğru bir şey değil. Ne diyorsunuz siz ya? Ben ne diyorum ya? O son tokadı atmayacaktım. Ne tokadı? İyi geceler. Ecem dur ya. Ecem. Bence bunları yarın sabah konuşuruz Ceylan ya. Babam şimdi öyle tartışmanın aleviyle ağzından çıkıverdi herhalde evlenin mevlenin ama o da sabah ne kadar saçma bir şey olduğunu fark edecektir. Fark etmezse de ben fark ettiririm ya da toparlarım bir şekilde. Saçma. Neyse sen git Salih Baba ile konuş gerçekten ya. Konuş ben de işten çıktıktan sonra gidip birkaç emlakçı bakayım. Sen ne yapacaksın ki emlakçıyı? Bilmem öyle bahçede beslerim diye düşündüm. Hiç komik değil Ceylan. Hı, biz sana gülüyoruz ama sen komik olmasan da. Nezaketen de olsa insan bir şey yapar yani. Ne oldu Emrecan? Sen bir gerildin. Yok gerilmedim. Hı, gerilmedim. Gerilmedin tabii. Yani sen gerilme zaten ya. Böyle bir kızgınlık anında söylenmiş saçma sapan bir şey için. Yani sen zaten kafanı çok kurcalama gerilme. Doğru söylüyorsun. Aynen. Ya bence sen haklısın. Salih Baba da haklı. Kesinlikle haklı. Ben ona da hak veriyorum. Benim artık şu saatten sonra bu şartlar, bu koşullar altında bu evde daha fazla yaşamam, barınmam bence hiç yakışık almaz yani. Bu mahalleli insanların da böyle Salih Baba'nın, Nermin Hala'nın arkasından böyle garip garip kötü düşünceler söylemelerini, sarf etmelerini de hiç istemem. O yüzden bence benim yapmam gereken en doğru şey böyle neyim var neyim yoksa toplayıp böyle kendi kafamda sakin, böyle güzel derli toplu bir yere taşımak. Yani bence ben böyle yapmalıyım ki ben böyle yapacağım. Nasıl yani? Sen kız başına eve mi çıkacaksın şimdi tek başına? Çıkarım ne olacak ki? Ne olacak ben Ürgüp'te de tek başıma yaşadım. Hiçbir şey olmadı. Kızım İstanbul'un bir ilçesi Ürgüp'ün kaç katı haberin var mı senin? Yapacak bir şey yok. Yani insanoğlu her şeye zamanla alışıyor. Hı, sen öyle san. Hem kolay mı canım öyle kız başına? Yani Allah korusun başına bir şey gelse. Tamam tamam. Üzülme. Merak etme. Ben çok uzağına gitmeyeceğim. Sen hiç şey yapma öyle olur mu? Ben senin için bu mahalleden ev tutarım. İşe beraber kalkarız, beraber gideriz, beraber döneriz. Böyle lay lay lom. Şey yapma yani. Olur mu? Olmaz. Yani olmaz Ceylan. Olur mu? Emrecan, hadi sen git yap bakalım artık. Uyku vaktin gelmiştir senin. Yat, uyu. Sonra biz zaten sabah konuşuruz yani şimdi vakti değil. Hem senin bunu böyle bir uzun uzadıya düşünme fırsatın olmuş olur. Hadi, iyi geceler. Sustum, hiçbir şey demiyorum. Çok haklısınız. Merdiven olmaz. Neden? Sesleri riske atamayız. Doğru. Asansörle. Tamam, yürü. Gel. Çok teşekkür ederim. Çok nazik. Biliyorum, hadi. Hayır Ecem. Uzun süre düğmeye basmayınca asansörün ne haliniz varsa görün dercesine ışıklarını söndürdü. Düşüyor muyuz yani biz? Hayır düşmüyoruz. O zaman biz basalım düğmeyi şimdi. Düğme. Düğme sanırım. Arkanızda bir yerde. Düğme nerede ya? Şurada bir yerde olması lazım. Ben buldum. Bir bastım. Tamam. Şimdi ne oldu? Hareket ettik Ecehan'ım. Ya Haluk Bey kusura bakmayın. Ben böyle kapalı alanda kalınca nefessiz kalıyorum. O yüzden çok korkuyorum. Fark ettim. Şimdi ne oldu? Son durak.
Bazıları buna zemin kat dedi. Geldik yani değil mi? Buyur. İyi tamam. Ya ben ne yapacağım şimdi? Bu yalan yüzünden dört bir yandan sıkışmış hissediyorum. Böyle sanki gırtlağıma çökmüşler gibi. Ya benim başlatmadığım bir yalan yüzünden en büyük yalancı ben oldum ya. Ne kadar masumsun Ceyla. Çok haklısınız babacığım. Zaten bir anda gelmeniz bizim için de büyük sürpriz oldu. Estağfurullah babacığım. Olur mu hiç öyle sizi aptal yerine koymak falan? Yani biz Ece Hanım'la... Evlilik, evcilik, ev sahibini kandırmak, kafalamak adına böyle bir evcilik oyunu oynayalım dedik. Tabii babacığım. Merak etmeyin. Böyle bir kepazelikle bir daha asla karşılaşmayacaksınız. Size de iyi geceler babacığım. Ve tabii çiçeği şimdi de. Affedildik mi Haluk Bey? Affedildik. Ece ile evleniyorsanız evlenin. Benim aklımla oynayıp durmayın diyor. Tarafından bakalım. Ev sahipleriniz bizi hala müstakbel karı koca zannediyorlar. Bu iyi bir şey. Birkaç ay dişimizi sıkarız. Sonra da ben sizi bir adam için terk ederim. İyisin. Çok iyisin. Ece Hanım yapmayın Allah aşkına. Dünya üzerinde hiçbir insan benim gibi bebek yüzlü bir adamın sizin tarafınızdan terk edildiğine inanmaz. Ben bunu sizin iyiliğiniz için söylemiştim Haluk Bey. Yani eğer sizi terk eden ben olursam o çok hisli ev sahipleriniz de sizi evden çıkarmaktan vazgeçer. Acırlar size. Ece Hanım, dizilerdeki kötü kadın karakterine çok uygun bir profil olabilirsiniz ama... benim gibi Yunan heykellerini kıskandıracak derecedeki yakışıklı bir adamın sizin tarafınızdan terk edilmesi kimsenin inanacağı bir şey değil. Adamları evli olduğumuza zor inandırdık. Haluk Bey. Pekala. Komplo teorileri kuruyor oluşunuza saygı duyuyorum. Belki. Üstün oyunculuk yeteneğim sayesinde... belki bu yalanı onlara inandırabiliriz. Ama zaten konumuz şu anda bu değil. İki dakika zırvalamayı keserseniz... şu Vinci İrfan'la ilgili ne yapabilirim onu düşünmem lazım. Haluk Bey, size 100 kere söyledim. İrfan Bey'in vinçlerinden müsait vinç yok İstanbul'da. Ya lütfen müsaade edin. Ben İrfan Bey'i arayayım, halledeyim şu meseleyi. Olmaz. Hayır. Bakın ben Hasan Başkan'ın baş asistanlığını yaptım. Yıllarca yaptım hem de. O yüzden İrfan Bey'le aramızda bir hukuk var. Size kızmış olsa bile beni kıramaz. Ece Hanım hatırlatmama izin verin. Benim yeni asistanımın adı... Büşra. Hayır ya. Kâh köylü kızı. Evet, kâh köylü kızı. Kendisi de gayet gece benim için yatağından uyanıp... yarın benim için o İrfan Bey randevusunu alabilir. Yetenekli kız. Denememi ister misiniz? Lütfen, çok isterim. Çalıyor. Bekliyorum. Telefonu da kapatmaz.
İşi var herhalde. Herhalde. Muhakkak döner bana. Ne yapalım? Geç oldu. Gidelim artık isterseniz. Lütfen. Teşekkür ederim Haluk Bey. Rica ederim. İyi geceler. Size de. Şakir kız, sen aradın da değil, ben aradım. Al, 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 bütün paramı al, bütün paramı al, dokunma bana, ne olur. İyi misiniz? Siz psikopat bir manyak mısınız ya? Niye beni korkutuyorsunuz? Niye geri geliyorsunuz ya? Ben sizi korkutmak istememiştim Haluk Bey. Tekrar gelip iyi geceler dileyim dedim, o kadar. Biraz dalgın gözüküyorsunuz. Arabayı dikkatli kullan. İyi geceler. Size de. Geldin mi Ece? Geldim, geldim. Oh, hoş geldin. Baba sen niye burada yattın böyle iki büklüm? Hadi yatağına yat, hadi. Seni bekledim be kızım. Akşam da hiçbir şey söylemeden çektin gittin. Söyleyemedim, acil bir şey çıktı şirkette de o yüzden. Seni duyan da hastanede acil hekimliği yapıyorsun zannedecek. Gecenin bu saatinde inşaat şirketinde acil ne olabilir anlamıyorum. Vallahi baba ne yalan söyleyeyim, ben de anlamış değilim daha. Dur yapmadım sana. Belin ağrıyor değil mi hala? Yok ya. Kaykılmıyor biraz böyle dengesiz yamuk falan, ondan geçer. Ah baba ya, nasıl inat ediyorsun hastaneye gitmemek için? Dur bakalım şu Egemen'in düğününü bir aradan çıkaralım. Bakacağız. Yok, benim ilk izinli günümde beraber gidiyoruz. Tamam. Sen aç mısın, yedin mi bir şeyler? Aç değilim, zaten yorgunum, ben hemen yatıp uyuyacağım. Tamam hadi yat, uyu, istirahat et. Hadi geceler. İyi geceler. Sen de çok oyalanma ama. Tamam, tamam. İyi, Emrecan odasında. Egemen de geldi. Ceylan'ın aşağıda Nermin'in yanında. Ece de sağ salim geldi. Şükürler olsun Allah'a. Günaydın Salih abi. Günaydın İrfan. Oh. Merhabalar. Merhaba. Paşa Bahçeli meşhur yufkacı Salih Bey siz misiniz? Benim, buyurun. Ay çok memnun oldum Salih Bey. Biz TRT'den geliyoruz. Öyle mi? Ne güzel. İstanbul'un Paşa Bahçeli semtini tanıtan bir program yapıyoruz. Siz de bu semtin önemli ikonlarından birisiniz. Bu ikon böyle eski tarihi eser gibi bir şey demek olmuyor değil mi?
Yok hayır. İkon bu semtin önde gelen, semtle bütünleşmiş isimlerinden biri olmak demek. Yani ikon. Ha, böyle maskot gibi bir şey yani. Yani sembol gibi. Ha, iyi o zaman. Çünkü ben bayağı bir ikon sayılırım bizim Paşa Bahçe'de. Bir an için bana tarihi eser muamelesi yapıyorsun zannettim, çok korktum. Eğer sizin için uygunsa küçük bir röportaj yapmak isteriz. Röportaj mı? Bize hem mahallenizi hem yufkacı dükkanınızı tanıtırsınız. Vallahi ben daha önce hiç röportaj yapmadım. Becerebilir miyim bilmiyorum yani. Bir keresinde bir Kadıköy çarşısında böyle mikrofon uzattılar. İşte Fener Galatasaray maçı kaç kaç biter falan, olur yani. Ama şimdi sizin programınıza röportaj yapmak başka bir şey tabii yani. Beceremeyecek bir şey yok ki. Ben size soru soracağım. Siz kameraya değil, bana bakarak anlatacaksınız. Yani size bakacağım, hiç kameraya bakmayacağım öyle mi? Evet. İyi olur, bu yapalım o zaman. Harika, o zaman bölüm böyle devam edelim. Ha, bizim Gürgen'in altı güzeldir. Çay da gelir oraya. Buyurun. Buyurun, şöyle geçelim. Salih Bey, siz Paşa Bahçe semtinin önde gelen isimlerinden birisiniz. Paşa Bahçe'yi de sizden dinleyebilir miyiz? Salih abi, acele et hadi. Kamera dönüyor. Efendim, Paşa Bahçe semtimiz İstanbul'un hemen hemen en büyük, en sakin, en sessiz, en huzurlu semtlerinden biridir. Esra Hanım, ne yapıyorsunuz Allah aşkına sorması olmasa? Belki beni çekmiyor diye biraz yaklaşıyorum. Efendim, kamera sizi niye çeksin? Benimle röportaj yapıyorlar. Hanımefendi sizin eşiniz oluyor galiba. Hayır. Allah söyletti. Hayır efendim, ben evli değilim. Ben eşimi yıllar önce kaybettim sizlere. Çok üzüldüm, başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Yalnız bu kısımları röportaja koymazsınız değil mi? Siz hiç merak etmeyin. Bu kısmı montajda atarız biz. Duydun mu Esma'cığım? Montajda atacaklarmış bizi. Biz arkasında duralım da nasıl atacakmış görelim bakalım. Ah Salih Beyciğim, siz hiç rahatsız olmayın. Biz burada hiç yokmuşuz gibi davranır, röportajınıza devam edin. İsterseniz en baştan alın Salih Bey. Efendim, daha bir şey söyleyemedim ki. Daha başa gelemedik. Hazır, kayıttayız. Buyurun. Efendim, Paşa Bahçe semtimiz yukarı... Yukarıda Beykoz Korusu'ndan başlar, aşağıda Paşa Bahçe sahiline kadar yayılan geniş bir bölgeye... Bizi çekiyorlar. ...deden bir semtir. Ceylan. Ceylan. Ceylan, uyandın mı? İçeri giriyorum. Tabii önce kapıyı açmam lazım. Ceylan nerede? Ceylan çoktan işe gitti oğlum. İşe mi gitti? Ya hala niye beni uyandırmıyorsunuz ya? Saat 11'e geliyor. Oğlum ben nereden bileyim? Her sabah seni Ceylan uyandırmıyor mu? Hem ben senin çoktan kalkıp işe gittiğini zannediyordum. Ceylan'la ön kapıdan çıkıp gittiğini zannettim. Kahretsin ya. Şimdi Rüzgar ben sizi yakalayınca kıza her şeyi anlatacak ama. Nasıl her şeyi? Ya. Oğlum sahiden senin bu popçu çocukla aranda ne gibi bir husumet var? Sabah akşam geliyor, durmadan seni rahatsız ediyor. Hala, benim üstümü değiştirip acilen çıkmam lazım, tamam. Peki sizinle çocuklarınız var mı? Siz de onlara devredecek misiniz mesleği? Var, ellerinizden öper. Benim 3 tane evladım var. Bir kızım, 2 oğlum var. Fakat onlar okudular, başka meslekler edindiler. Sanıyorum burada son yufkayı ben yapacağım. Salih Bey'in büyük oğlu Egemen, doktor. Hatta haftaya evlenecek. Aa, öyle mi? Aa, Egemen mi evleniyor? Tabii. Tebrikler. Teşekkür ederim. Aa, ben Emrecan'ı biliyordum da Egemen'i yeni duydum. Emrecan? Salih Bey'in küçük oğlu. Aa, Emrecan evleniyor mu? Kimle evleniyor? Efendim, semt sakinlerimizin hiç vazgeçemediği ve üstünde hararetle çalıştıkları ve giderek geliştirdikleri çok önemli konulardan birisi. Bu magazin konusu. Bayağı ilerlediler bu konuda. Dedem 1944'te almış burayı. Dükkan da yanında... Aa, Emrecan da geldi.
en büyük evrenden. En büyük evrenden. Ben tekrar söylüyorum. Baba ne oluyor? Röportaj yapıyoruz oğlum. Röportaj? Ha öyle mi? Söylesene. Salih Bey oğlunuz mu? Evet. Küçük oğlum. Ailenin en küçüğü aynı zamanda Emrecan Çelik. Çok büyük bir restoranın mutfağında çalışmaya başladı. Bakın bu da ortanca evladım. Büyük oğlum Egemen. O da bir tıp doktorudur, bir özel hastanenin başhekim yardımcısı. Bir dakika oğlum. Bu da kızım Ece, bir özel şirkette, bir dakika yavrum. Özel şirkette yönetim kurulu başkanının baş danışmanı olarak çalışıyor. Maşallah Salih Bey, hafta iki oğlunuzun birden düğünü var. İnşallah. Baba ben artık bütün ailemizi tanıtmam bittiyse, gelecek izli başlarımız falan açıklamam. Ben arabanın anahtarlarını rica etsem acilen çıkmam lazım, benim işe gideceğim. Ne arabası o? Bizim yeşil olan vardı yani. Dün sattım ya arabayı Emrecan. Nasıl ya? Zarfları hatırla Emrecan. O zaman bana müsaade. Hoşçakalın. Bir karış havada. Yaz bunları da röportajdan çıkarırız. Olur değil mi? Tabii. Özel konular çünkü. Evet. Bu ne ya? Ben anlamadım, bu ne ya? Bu fiyat nedir ya? Ya bu İstanbul nasıl bir şehir ya? Şu fiyatlara bak. Yani şurada alacağım dairenin bir aylık kirasıyla ben giderim Nevşehir'de kaç dönüm arsa satın alırım. Olmaz, olmaz. İki kiralık depozito istiyorlar. Ben nasıl vereceğim o kadar depozitoyu, kirayı? Yok, bu böyle olacak iş değil ya. Ben burada sabah akşam 7-24 haftanın her gün çalışsam yine de bu kirayı ödeyemem. Ödeyemem yani. Ay benim bu iş yattı galiba ya. Ay. Rüzgar Bey, size kaç kere daha söyleyeceğim bana şöyle ani hareketler yapmayın diye. Ya Ceylan, ben öylece duruyordum burada. Ya, hayır yani öyle filmlerdeki psikopat ruh hastaları gibi böyle arkandan usul usul sokulunca insanlık hali yani, korktum. Estağfurullah. 7 numaralı masanın saltası beklemesin. Ceylan, sen neden kiralık dairelere bakıyorsun? Emrecanlardan taşınacak mısın? Ben niye kiralık daire bakıyorum? Rüzgar Bey, şöyle yapalım. Eğer dilerseniz siz bu soruyu bana değil de kendinize yöneltin. Hatta böyle dün geceyi şöyle film şeridi gibi gözlerinizin önünden bir geçirin. Belki o zaman size bir faydası dokunur. Haluk Bey! Ya kızım, sen niye bağırıyorsun ya? Ay ne bileyim ben, öyle siz bağırınca birden bana da öyle bir bağırma geldi, kusura bakmayın efendim. Tövbe tövbe. Neyse, senin saçmalıklarına uğraşacak vaktim yok. Bugün benim için çok önemli bir gün. Türk kahvemi hazırla. Bir de o kendini bir şey sanan binçi İrfan'ı ara. Benimle görüşsün. Çantanı mı istiyorsun ya? Haluk Bey, ben sizi buraya karşılamak için gelmedim ki. Ya niye bekliyorsun? İbrahim Bey'i bekliyorum. Günaydın İbrahim Bey. Günaydın kızım. Çantanızı alayım. Teşekkür ederim. Hasan Başkanımız bugünden itibaren mali işlerden sorumlu İbrahim Bey'i başkan yardımcılığı görevine getirdi. Bu durumda ben de onun asistanı olmuş oluyorum. Ben? Ha, bu arada siz posta odasındaki yardımcılık görevine devam ediyorsunuz Haluk Bey. Kolay gelsin. Haluk Bey, bu bizim bölüme yanlış gelmiş. Üzerinde teknik çizim bölümü yazıyor ama siz bunu muhasebeye bırakmışsınız. Ya bu odanın dağınıklığı nedir böyle ya? Ben bunu dağınık bırak... Ne oluyor? Muhasebeye gidecekmiş bunlar. Haluk Bey, tamam da ne yapıyorsunuz? Günaydın. Sence günüm aydın başlamış gibi mi görünüyor? Yok tabii ki de, öyle gözükmüyor. Günaydın. Günaydın. Ya o kutuyu şöyle yere koysana. Ben onu taşıyamam şimdi. Ah tamam. Ne, o imza mı atacağım oraya? Evet, şuraya imza atarsanız canım. Buraya mı? Evet. Tamam. Teşekkürler canım. Rica ederim, ne demek. Kolay gelsin Haluk Bey. Posta müdürlüğü işi nasıl gidiyor? Alıştınız mı yeni işinize?
İyisiniz. Bana bak Clark Kent. Sen bu gözlükleri çıkarınca Süpermen oluyorsun herhalde. Senin nefes almana bile ben izin verirsem nefes alırsın. Al İsmail. Gözlüğünü de al. Gözlüğünü de al ve git buradan. Bir daha bu odada neşeli hiçbir şey görmek istemiyorum. Pembe bile giymeyeceksin. Bana neşeyi çağrıştırıyor. Ceylan'ın çarşafını almayı unuttum. Uf, çok havasız ya. Peki Paşa Baş Aşkı'nın kahramanları. Emrecan ve Ceyda nasıl tanıştılar? Emrecan bir okul gezisine gitmişti Kapadokya'ya. Ceylan oralı bir kız. Ürgüplü. Bunlar gölde yüzerken bir boğulma tehlikesi geçiyor. Ceylan da Emrecan'ı kurtarmış. Ve sözleşmişler aralarında 11 sene sonra İstanbul'da buluşmak üzere. Hikaye bu. Ne güzel, masal gibi. Masal değil, kader. Abi! Vay be İrfan, reklam teklifi bile alırsın sen ha. Sağ ol. Abi ne oldu, bir şey mi oldu? Tam röportajın ortasındayız Nermin'ciğim. Röportaj mı? Evet. Aa! Nermin'ciğim az kenara kaçılsan da biz de kameraya çıkıyoruz. Aa! Oh! Ay tam da önümüze geldin, durdun vallahi. Hangi kanal? TRT 1 için belgesel çekiyoruz efendim ama haberlerde de vereceğiz. Belgesel mi? Abi, seni niye belgeselini çekiyorlar? Şimdi şöyle, bu nesli tükenmekte olan kelaynakların son üyesiyim ya ben. O yüzden benimle belgesel çekiyorlar. Ya benimle niye belgesel çeksinler Nermin ya? Paşabahçe ile ilgili bir belgesel çekiyorlar. Ben de Paşabahçe'nin eski esnafı olduğum için benimle de röportaj yapıyorlar. Merhaba, merhaba. İyi çekimler. Allah çektirmesin. Esprini patlattın Nermin'ciğim, bravo. Devam ediyor muyuz? Bu kadar yeterli Salih Bey. Hadi ya. Evet, artık sahilde çekim yapacağız. Her şey için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. İyi günler. Sahile buradan da, oradan hastan ama oradan da inilir sahile. İnilir, inilir, evet. Ya doğru düzgün bir şey anlatamadan bitti röportaj ya. Niye anlatamadın abi ya? Baksana şunlara, tribün gibi dizildiler böyle. Sessizce evlerinize dağılın. Evet, sen de İrfan'cığım. E hadi burada mı duracaksınız sabaha kadar? İyi günler abi. İyi günler. Egemen'i evlendiriyor musunuz bu hafta? İnşallah efendim, kısmetse düşünüyoruz. Yani şey, bize düğün davetiyesi gelmedi de bir kendimizi hatırlatmak istedim. Gelecek, gelecek. Şu anda matbaada. Oradan çıkar çıkmaz mahalleye de dağıtacağız inşallah. İnşallah. Ben de şeftali kompostosu yapacağım. Kokar diye size de bir kase getireceğim. Hiç zahmet etmeyin efendim. Nermin yaptı dün aynısından. Şey, bu arada kamerada gerçek hayatta olduğunuzdan çok daha yakışıklı görünüyorsunuz. Böyle daha karizmatik. Öyle mi efendim? Siz benim kameradan çıkışımı nerede gördünüz? Hayal ettim. Gönül gözü var da bende. Hayal gücü diye. İyi günler. İyi günler. Abi, yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Var ya, eğer biz bunları Egemen'in düğününe çağırmazsak... ...yemin ediyorum bizi topa tutarlar. İmza toplayıp mahalleden attırırlar vallahi. Yok yok, hepsi bir olur, direkt kovarlar bizi. Doğru. Ben bu akşam Egemen'le bir konuşayım da bu konuyu. Hı hı. Ne o elindeki fotoğraf? Ha, ben de işte bunun için geliyordum. Ben bunu abi müştemilatta buldum, Ceylan'ın odasında. Duvara yapıştırmış. Ha, Ceylan'ın küçüklüğü. Hı-hı. 2004 Kapadokya. Evet. Yani 11 yıl önce. Vay be, 11 yıl olmuş. Ha. Yanındaki çocuk kim acaba? Ya bilmiyorum ama bizim Emrecan olmadı kesin. Yok canım, tabii Emrecan değil bu. Hı hı. Aa! Ya.
Bravo Emrecan. Bravo. Siparişlerinizi alabilirim ben. Sen bu geç kalma konusunda bayağı kendini geliştirdin. Siparişlerinize ben geliyorum arkadaşlar. Emrecan ne yapıyorsun? Ya ben siparişleri bitirmedim. Buyurun siz devam edin. Ya az yesinler birazcık ya. Masadan erken kalkmak iyidir. Ya... Ne oluyor ya? Ya sen niye sabah bana haber vermeden çıkıp gidiyorsun evden? O kadar tatlı, o kadar şirin, öyle mışıl mışıl uyuyordu ki seni uyandırmaya kıyamadım. Ceylan. Ne ya? Ya ben sana dün başka eve çıkacağım diye söyledim mi, söylemedim mi? Ben öyle bir şey demedim. Evet, ne yaptın peki? Böyle önümde diz çöküp evlenmeyi mi teklif ettin Emrecan? He buna da evet cevabı veremediğine göre benim de sabah uyanıp yapmam gereken ilk iş çıkıp doğru düzgün bir kiralık ev bakmak oldu. Ne yapayım? Ne yaptın, buldun mu ev peki? Hayır ya. Hayır, bırak bizim mahalledeki evleri. Gazeteden bulduğum evler bile çok uçmuş yani. Ben o kadar yükseklere çıkamam herhalde. Neyse. Rüzgar, bu sabah sana bir şey söyledi mi? Ceylan, sana çok önemli bir şey söylemem gerekiyor. Ne söyledi? Ceylan, ben seni kaybetmek değil, kazanmak istiyorum. Dün gece olanlar için senden çok özür dilerim. Ama bazen ne yapacağımı, nasıl davranacağımı bilemiyorum. Gece öyle davranmamın, o eve gelmemin sebebi vardı. Hani bir düğmeyi yanlış iliklersin ve öyle devam eder ya. Aynı onun gibi... Biz de her şeye çok yanlış başladık. 11 sene önce Ürgüp'te, o gölde boğulmaktan kurtardığın çocuk. Keşke ben olsaydım. Sen Emrecan'ın hayatını kurtarırken ben kaçıp saklandığım köşeden seni büyük bir hayranlıkla izledim. O an elimden bir şey gelmedi, bir şey yapamadım ama senin cesaretin beni çok değiştirdi Ceylan. Keşke o göle düşen ben olsaydım. Keşke benim hayatımı kurtarsaydı. Sana büyüyünce evlenme sözünü o değil, ben vermiş olsaydım. Şu an parmağında yüzük olurdu. Rüzgar Bey, siz ne söylediğinizin farkında mısınız? Ben size kaç kere daha söyleyeceğim sizin benimle bu şekilde konuşmamanız gerektiğini. Ben sizin bir çalışanınızım. Siz de benim patronumsunuz. Ayrıca benim nişanlım sizin eski çocukluk arkadaşınız. Farkındasınız bunun değil mi? Peki gerçekten Emrecan'la nişanlıysanız o zaman neden onlardan taşınma kararı aldın? Neden kendi evine çıkma kararı aldın? Yoksa siz Emrecan'la ayrıldınız mı diye sordu bana. Sen ne cevap verdin ona? Ben Emrecan'ı çok seviyorum. Ve bir gün onun da bana verdiği söz tutacağından adım gibi eminim. Ben onu bir gün bile sevmekten vazgeçmeden... Onun da beni deliler gibi seveceği gün sabırla bekliyorum. Seninle kurduğum hayalleri başka biriyle yaşayacak kadar güçlü değilim ben. Ah Nermin, biz ne yaptık biz? Ne yaptık biz ya? Ne yaptık abi ya? Ya daha ne yapacağız? Zavallı çocuğu kendisiyle hiç alakası olmayan bir kızla zorla evlendirmeye kalkıyoruz. Daha ne yapacağız ya? Aman! Abartma sen de. Emrecan da zaten dünden razı. Ceylan'dan daha iyisini mi bulacak? Sorun sadece Emrecan sorun değil ki. Ceylan ne olacak? Düşünsene kızın durumunu. Kalktı geldi ta nereden? 11 yıllık hayalinin peşinden geldi bizim eve yerleşti. Şimdi onun hayalinin Emrecan olmadığını anladığında ne yapacak bu kız? Abi ya. Bak bunu böyle şöyle baktığın zaman sanki biraz Emrecan'a benziyor gibi. Nermin saçmalama, ben çocuğumun çocukluğunu tanımaz mıyım ya? Basbayağı Emrecan değil işte. Madem 11 yıl önce Ceylan'a büyüyünce ben seninle evleneceğim diyen çocuk başka bir çocuktu. O zaman niye Ceylan kalkıp da bizim eve geldi? Niye Emrecan'a sözlüm dedi? Niye kalkıp da o esas çocuğun evine gitmedi? Anlamıyorum, vallahi anlamıyorum Nermin. Var bir karışıklık ama anlamıyorum yani. Kim bu çocuk acaba? Buyurun benim. Yok, çok mutlu oldu ya.
Biraz daha gergin söylemem lazım. Bir saniye öncesinde kızın sınıf arkadaşına kafayı çakıyorum çünkü. Müdür de içeri girip Toyberg kim dediğinde biraz daha gergin buyurun benim demem lazım. Çok doğru efendim, çok haklısınız, çok doğru. Ne? Ha. Üf, ya birdenbire yarına çekim koymaları çok kötü oldu ya. Ama hep böyle hain senaristler yüzünden biliyor musun? Son dakika atıyorlar senaryoyu, sonra da kameranın karşısına geç oyna diyorlar. Ben bu kadar iş güç arasında bu kadar lafı nasıl ezberleyeceğim şimdi yarına kadar? Rüzgar Bey, eğer müsaade ederseniz ben Melis rolünü oynayabilirim. Gerçekten mi? Evet. Tamam Rüzgar. Yapımcıları arayayım hemen. Melis'i bundan sonra sen oyna. Yok, öyle değil. Yani ezber şeysi açısından size yardım ederim diye. Yoksa... Tamam. Sonra senaryoda aklıma geleceksin sürekli. Kopacağım, gideceğim iyice. Tamam, kadrajdan çık. Hadi. Kolay gelsin. Sana da. Beni özle olur mu? Bakarız. Şaka özlerim. İyi. Ya Emrecan, ben çıkışta yine birkaç daire bakmaya devam edeceğim. Ben de gelir misin? Pardon, bakar mısınız? Tabii. Maşallah. İki günde lise bahçesine çevirdiniz kafeyi. Böyle kol kola gezmeler, sarmaş dolaş gezmeler falan. Ya o kadar tatlısınız ki şeker komasına gireceğim. Nazar etme, ne olur çalış senin de olur diyeceğim ama... sen hep çok yanlış sularda yüzüyorsun aslanım. Dün yediğin dayaktan sonra kaçıp giderken esip gülüyordun ama. Ha? Ceylan'ın bütün gerçekleri anlatacağım artık her şeyi bilecek diye. Ne oldu? Sabah büyük yalanımızı söyleyememişsin. E tabii. Sen de korkuyorsun çünkü Ceylan gerçeği öğrenince çekip gidecek diye, değil mi? Ceylan'a hiçbir şey anlatmadım. Çünkü ikimizin birden ona yalan söylediğini öğrendiği zaman ne kadar üzüleceğini biliyorum. Ayrıca benim onu kazanmak için ona gerçeği falan söylememe gerek yok. Seni birazcık tanıması yeterli. Nasıl bir insan olduğunu öğrenmek için. Tabii. Ama beni sakın zorlama kardeşim. Eğer onu bir gram üzdüğünü görürsem veya duyarsam hiç tereddüt etmem. Onu tamamen kaybetme pahasına gider her şeyi anlatırım. Ceylan'dan uzak duracaksın Rüzgar. Ceylan'dan uzak falan duramam, tamam mı? Uzak falan duramam. Çünkü ben de senin gibi aşık olmadım. Ve Ceylan benim olana kadar da asla pes etmeyeceğim bunu aklından çıkarma. Ecehan'ım biraz daha sessiz nefes alır mısınız lütfen ya? Yuh Haluk Bey. Ya ben gürültüde çalışamıyorum. Anladın mı? Çalışamıyorum ya. Konsantrasyonum dağılıyor. Ne konsantrasyonu? Sabahtan beri oyun oynuyorsunuz orada, görüyorum. Kim oyun oynuyor ya? Saçmalamayın lütfen. Siz tabii ki de, bakın. Ne yapıyorsun ya sen? Ne yapıyorum Haluk Bey? İş yerinde labalilikten hiç hoşlanmam. Sakın bir daha görmeyeyim. Peki Haluk Bey, nasıl biliyorsanız öyle olsun. Şakir kız arayacak. Hiç İrfan'dan, yalandan bir özür dileyeceğim. Ondan sonra bu leş kokulu posta odasından kurtulup... yönetim katındaki mükemmel klimalı deri koltuklu odama geri döneceğim. İnşallah. Haluk Bey. Efendim Gülya'cığım. İrfan Bey'e bir türlü ulaşamıyorum. Ne demek ulaşamıyorum? Yani sabahtan beri kendisini arıyorum. Sekreterine not bıraktım. Haluk Bey'in İrfan Bey'le acilen görüşmesi gerekli dedim. Ama bir türlü geri dönüş alamıyorum. Bu adam kendini ne zannediyor ya? Cep telefonu yok mu, oradan arayın. Cep telefonundan da aradım. Ama bir türlü geri dönüş alamıyorum. Mesaj yazın o zaman. Deyin ki Haluk Bey eğer bu vinçler buraya bugün gelmezse elinden bir kaza çıkaracakmış deyin. Mesaj da attım efendim ama tam olarak anlatamadım galiba. Geri dönüş alamıyorum. Bak Bürteza. Mesaj mı yollarsın, telefon mu açarsın, güvercin mi uçurursun yoksa dumanla iletişime mi geçersin bilmiyorum. Ama o vinçler buraya gelecek. Anladın mı? O İrfan'a ulaşacaksın. Yoksa benim babam kovmadan son bir avazda alayınızı kovarım bu şirketten. Anlaşıldı efendim, peki. Allah'ım, bitiş çizgisine hiç bu kadar yakın olmamıştım. O vinçleri yarına kadar şantiyeye götüremezsem o kadar büyük bir zarara uğrarız ki... babam beni beton harcına karıştırıp duvar yapar. Sitenin adını da Haluk Bey konakları koyar.
Allah. Haluk Bey, ben bir lavaboya kadar gidip geleceğim. Şey, çantayı da aldım, belki rujumu falan tazelerim diye. Bana ne ya? Tabii size ne. Şimdi senden bana hemen bir şirket arabası ayarlamanı istiyorum. Ay ne yapacaksınız arabayla? Yoksa kendinizi Boğaz Köprüsü'nden aşağı mı atacaksınız Ece Hanım? Ne diyorsun? Yani hayır. Haluk Bey'le saatlerce kutu kadar odanın içinde baş başa kalınca hayata küsmüşsünüzdür. Belki yaşamak istemiyorsunuzdur falan diye düşündüm. Saçmalama Büşra. Şimdi bana hemen bir araba ayarlı şirketin önüne geliyorum ben. Ha bir de şu İrfan Bey'in Vinç şirketinin adresini öğrenip yollar mısın? Tamam Ece Hanım, merak etmeyin. Hoş bende. Müjde Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Egemen'cim. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Egemen'cim, seninle bir konuyu konuşmamız lazım. Benim hemen ameliyata girmem lazım ama. Eğer beklerim diyorsanız... Yok, bekleyemem. Önemli bir davete katılmam lazım. Neyse. Ben de sana şunu bırakıp çıkacaktım zaten. Nedir bu? Zamanın olduğunda kendin incelersin. Daha sonra detayları konuşuruz. İyi çalışmalar. Sağ olun, sağ olun. Resimdeki küçük çocuk değil mi? Ha? Yok artık. Ceylan'ın yanındaki çocuğun kim olduğunu buldum. Ha, kimmiş? Bak bakalım kimmiş. Rüzgar... Rüzgar? O popçu çocuk Rüzgar mı? Okuyorum. O korku bitmiyor zaten de. Gerçekten benim hiçbir şeyden haberim yok. Ya Aslı olsa ne olur? Annem bana güvenmiyor işte. Açık ve net. Şuraya bak. Sözleşme gibi bir şey yapmış. Telefon rehberi gibi bir sözleşme yapmış. Yani bu demek oluyor ki. Olur da ileride bir gün boşanacak olursak. Senden bir kuruş bile talep edemeyeceğimi yazıyor bu sözleşme. Egemen. Annem kötü bir niyetle yapmamıştır bunu. Ortada güven olmadıktan sonra ha iyi niyet olmuş ha kötü niyet olmuş Aslı ne fark eder? Haklısın ama son zamanlarda çok moda oldu ya böyle evlilik sözleşmeleri falan. Hem belki de aile avukatımız girmiştir annemin aklına. Sizin damat da böyle bir şey imzalasın demiştir. Yoksa niye yapsın ki bunu? Dün babam senin kayınpederinin verdiği çeki ona geri vermiş. Ne konuştunuz içeride? Üzgünüm, bunu sana söyleyemem. Bu babalar arasında bir şey. Annene geri götür. Ve ona asla böyle bir sözleşmeyi imzalamayacağımı söyle. Hocam. Aslı bak.
Ben sizin servetinizin falan peşinde değilim. Ben seninle evlenmek istiyorum, bir ömür geçirmek istiyorum ve seni çok seviyorum. Yani senin anlayacağın, ben boşanmak için evlenmiyorum. Hayatım, bu sözleşme bizim bir gün boşanacağımız anlamına gelmiyor ki. Yani olur da işler kötü giderse... Kötü giderse o zaman düşünürüz Aslı. Benim ameliyata girmem lazım. Müsaade. Hocam, hazırız biz. Demek ki Rüzgar dün akşam Ceylan'a gerçeği söylemek için geldi oraya. Emrecan ondan delirdi bu kadar. Çünkü çocuk giderken tehdit ediyordu Nermin. Ceylan eninde sonunda gerçeği öğrenecek diye tehdit ediyordu. Sabahta Ceylan Emrecan'ı uyandırmadan gitmiş. Emrecan eyvah Rüzgar Ceylan'ı bensiz yakalayınca her şeyi anlatır diye fırlayıp çıktı evden. Ha, ondan da demek bizim eşek sıpasının bütün telaşı. Yahu geldi arabanın anahtarını falan istedi benden röportajın orta yerinde. Dananın kuyruğu bugün kopacak belli ki. Akşama doğru seni karakoldan ararlar abi. Gelin oğlunuzu alın diye. Sen bunların çalıştığı kafeteryanın tam yerini biliyor musun? Cadde Bostan'da Bağdat Caddesi'ne yakın bir yerdeymiş. Öğrenmemiz lazım. Kıyamet kopmadan, ortalık iyice kızışmadan müdahale etmemiz lazım. Ceylan geçen gün buzdolabının üstüne mıknatıslı şeyini bırakmıştı. İşte burada. Telefonu var galiba. Haluk'cu orada. Haluk Bey. Ya Müşah ne yapıyorsun ya? Ya burası bir ofis ofis. Ofis ya. Ben burada çalışıyorum ya. Ya biraz saygılı ol ya. Ay çok özür dilerim Haluk Bey. Ama size çok müjdeli bir haber vermek için gelmiştim. O yüzden öyle heyecandan ne yaptığımı bilmeden girdim içeri işte. Ne güzel haber ya. Haluk Bey, din şirketinin sahibi İrfan Bey'e ulaşmayı başardık. Yalan söylüyorsun. Ay yemin ederim doğruyu söylüyorum. Hatta öğle yemeğinde sizinle birlikte yemek yiyip kendinizi ona affettirmeniz için size bir şans verecekmiş. Sen benim başkalarıyla yemek yemediğimi bilmiyor musun kızım? Hı? Yemek olmaz. Mekanımız belli. Ofisimiz burası. Gelsin bir kahvemizi içsin. Allah Allah. Ay Haluk Bey, zaten adamdan zar zor randevu aldık. Şimdi arayıp da yemek olmaz, kahve içelim demek olmaz. Ay adam sonra yemekten de vazgeçer. Vallahi hiç uğraşamam yani şimdi ben onunla. Ne yapıyorsunuz siz ya? Sizi bekliyordum Haluk Bey. Şakanız hiç komik değil. İşim gücüm var. Vinci İrfan'la yemek randevum var. İnin arabadan. Yapmadığım nedir ya? Evet. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorum? Sizce yemek randevusunu kim ayarladı zannediyorsunuz Haluk Bey? Kim? Ben tabii ki de. Yani siz şu gerçeği kabul edemiyorsunuz ama ben gerçekten çok iyi bir asistanım. Süper yetenekliyim. Benim ayarlayamayacağım randevu, ulaşamayacağım bir isim yoktu Haluk Bey. Hadi gidelim. Yemeğe geç kalıyoruz. Ortalık bayağı sakin gibi. Evet evet. Hiç öyle iç savaş yaşanmış bir hali yok mekanın. Şükürler olsun ya Rabbim ya. Çok korktum. Aa!
Halacığım, babacığım hoş geldiniz. Ne işiniz var sizin burada? Rıfkı Bey ya, şu salataları şuradaki 5 numaralı masaya göndereyim sizi rica etsem. Çok önemli misafirlerim var da. Nereden çıktınız siz ya? Evden çıktık. Yani yürüyüşe çıktık. Öyle yürüye yürüye gelirken bir baktık buralardayız. Gelmişken bir girelim dedik. Ha, abim zaten ne zamandır diyordu. Hani çocukların çalıştığı yere bir gidelim, bir ziyaret edelim onları diye. İşte. Ne iyi yaptınız ya. Da ayakta kaldınız. Gelin, gelin şöyle oturalım bir yere birlikte. Gelin, gelin. Şöyle buyurun. Ya geldik işte, gördün mü? Evet. Emrecan nerede? Emrecan mutfakta babacığım, çalışıyor. Ha iyi, çalışsın kerata. Merhabalar. Merhaba oğlum. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk oğlum, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Halamla babam bizi ziyarete gelmişler sağ olsunlar. Çok iyi yaptınız. Ne içerseniz ya da açsanız ben size güzel bir pizza yaptırayım. Ne yok ya? Yedik, aç değiliz. O zaman bir şeyler için. Varsa bir çayınızı içeriz. Tabii ki. Benimki açık olsun lütfen. Kızım benim gibi. Tavşan kanı. Yaşa. Hemen geliyor. Ya Ceylan sen bekle bir dakika, Rıfkı getirir. Rıfkı Bey, bize 4 tane çay getirir misin? Aslına bakarsanız ben de bu gece size tekrar ziyarete gelecektim Salih amcacığım. Tabii de hayırdır? Hem size hem de Ceylan'a söylemem gereken çok önemli şeyler var çünkü. Ha. Ceylan ayakta kalma, sen de otur hadi. Yok, müşterimle ilgileneyim ben. Sipariş beklerler. Ceylan, söyleyeceklerim çok önemli. Lütfen oturur musun? Garsonlar ilgilenir. Hadi otur lütfen. Peki. Ne oluyor orada ya? Yok, ben bu öyküyü daha fazla içimde taşıyamayacağım. Baba. Ah, Emrecan da geldi. İyi ki geldin oğlum, hoş geldin. Sizin ne işiniz var burada? Babamla halam bizi ziyarete gelmişler. Ha. İyi de Rüzgar'ın bu masada ne işi var? Hayırdır, ne iş? Gel otur kardeşim. Çünkü şimdi söyleyeceklerim seni de çok yakından ilgilendiriyor. Yok, iyi böyle. Bir yerde olması gerekiyor ama ben bir arayayım bir dakika. Alo Burak'cığım, biz geldik, neredesin? Arkana bak, buradayım. Hah, buradasın. Ya bakın bizden önce gelmiş işte. Nasılsın? Çok iyiyim. Sen de çok iyi görünüyorsun. Ay teşekkür ederim. Vallahi sen de her zamanki gibi yakıyorsun. Ya işte her zamanki halim biliyorsun. Spora devam mı? Haftanın 7 günü hem de. Ne diyorsun ya, nasıl buluyorsun bu kadar zamanı? Ya işte buluyorum. Hem sen hala yaşlanmamışsın bakıyorum. Çok güzelsin. Hala bekarım tabii, ondandır. Bekarsın. Ya bir şey söyleyeceğim. Senin kadar güzel bir kız nasıl hala bekar kalabiliyor? Bilmiyorum ki. Bir de ben anlasam. Ben seni Haluk Bey'le tanıştırayım. Haluk Bey benim patronum. Yani eski patronum. Haluk Bey, Burak da benim üniversiteden arkadaşım. Ne tesadüf ki İrfan Bey'in avukatı çıktı. Bizim için o kadar çok dil döktü ki sağ olsun. Çok memnun oldum Haluk Bey. Ben de öyle Burak Bey. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Yani İrfan Bey sizinle görüşmek hiç niyeti yoktu. Yani ben o adamlara, yani size bir daha asla vinç vermem mümkün değil diyordu. Ama Ece'nin hakkında kendisinden rica ettim. Sağ olsun o da beni kırmadı. Yani gerçekten çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. O kadar büyük bir iyilik yaptın ki bize. Biliyorsun yani arkadaşlar bugünler için var. Kesinlikle. İyi ki varsın o zaman. Sen de. Ece'nin burada eski dostlarla hasret mi gidereceğiz yoksa bir işimi yiyecek miyiz? Ne dersin? Affedersiniz Haluk Bey. Yani Burak'la o kadar uzun zamandır görüşmüyorduk ki. Böyle ayaküstü bir muhabbete daldık gitti. Kıyamam ben yani. Yemek yiyeceğim. Yemek. Tabii çok haklısınız Haluk Bey. Siz şöyle önden buyurun o zaman. Geçelim bizle. Bir şey yapsın mı? Aşkım görüşelim mi? İrfan Bey yukarıda çok okey. Tamam. Tamam tamam. Efendim? Dün akşamki yaşanan olay için...
hepinizden özür dilemek istiyorum. Yani gecenin bir vakti evinize gelip size rahatsızlık vermek benim için çok utanç verici bir hareketti. Bu yüzden hem sizden, hem Ceylan'dan hem de Emrecan kardeşimden özür dilerim. Dün annemle biraz tartışmıştık. Yani sinirlerim çok bozuktu. O yüzden ne yaptığımı, ne söylediğimi bilmiyordum. Ne olur affet beni kardeşim. Önemli değil. Eyvallah. Amcacığım, teyzeciğim. Dünkü bu olaydan sonra Ceylan'ın sizin evden taşıma kararı aldığını öğrendim. Onun sizi öz ailesi gibi sevdiğini biliyorum. Hatta sizi yaşamaktan çok mutlu olduğunu da görebiliyorum. Bu yüzden lütfen benim hatamın faturasını Ceylan'a kesmeyin. Benim yaptıklarım yüzünden ne onun ne de sizin düzeninizin bozulmasını istemiyorum. Müsaadenizle ben artık işimin başına döneyim. Tabii tabii çocuğum, sen bak işine rahat rahat, geniş geniş bak. Hiç çekinmeyin ama sık sık gelin ziyaretimiz, olur mu? Şeref verirsiniz bize. Sağ ol yavrum. Geliriz, gelmez miyiz? Geliriz. Emrecan. Emrecan. Oğlum niye daldın gittin? Senin işin gücün yok mu? Hadi bak işine. Tamam, akşam görüşürüz. Kolay gelsin. Ya bu çaylar nereden geliyor ben anlamadım ki. Gidip ben bir bakayım. Vallahi abi baksana. Bu popstar çocuk meğerse ne kadar iyi, ne kadar düzgün bir çocukmuş. Ben onun böyle ukala, şımarık bir şey olduğunu zannediyordum. Ya. Vallahi bu yaşta bu kadar olgunluk pes. Yani bu kadar tantanaya göre değil mi? Ne kadar zor bir şey ya. Mesela ben sabahki röportajımda ne kadar gerildim. Bu kadar kolay bir şey değil mi? Değil mi? Ya. Abi ben diyorum ki bence biz bu işi hiç kurcalamayalım. Hiç bilmiyormuş gibi yapalım. Evet evet. Çok haklısın. Hem ne olursa olsun gerçeği bizden değil, Emrecan'dan öğrenmesi lazım Ceylan. Düşünsene başka birinden öğrenirse daha çok kırılır kız. Evet. Bence biz çayları içtikten sonra kalkalım. Ben şu Emrecan'la bir punduna getirip müsait bir zamanda bir konuşayım. Hah. Hem işin aslını aslarını öğrenirim. Hem bir de bir akort ederim çocuğu ya. Evet evet. İyi olur. Oh. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Heh. İşte orada ağır vasıta. Hay Allah. Bugün de burası bayağı bir kalabalıkmış. Bir artistlik yaparsa ağzını burnunu kırmak için dışarı çıkarmak zorunda kalacağım. Harik Bey, saçmalamayın, sakin olun. Unutmayın, biz bu adamın vinçlerine mahkumuz. Yemişim onun vinçlerini. Harik Bey, yemek falan yok. Derin nefes alıyoruz. Sakin olmak için buna ihtiyacımız var. Sonra veriyoruz. İrfan Bey. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz maşallah. Evet, burası da bizim kafemiz, bakın. Aa, bizim dedim, merak ettiniz tabii. Oğlum Rüzgar'la benim kafemiz. Popstar Rüzgar var ya, anladınız siz onu. Hoş geldiniz Müge Hanım. Uza canlı yayındayım şu anda. Öyle değil, çık görüntüden çık. Evet sevgili fanlarım, bugünlük benden bu kadar. Hepinizi öpüyorum, daha sonra tekrar görüşmek üzere. Bye bye. Ay kolum koptu, tut şunu tut. Ay Allah'ım, Rüzgar nerede? Ofisinde efendim. Hoş geldiniz. Ay hoş bulduk canım. Nasılsın? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Sağ ol. Acı Rıfkı bu ne? Ne? Niye bu kadar çok şey koydunuz kızın tepsisine? Katır yükü gibi. Zaten kuş kadar canı var kızımın.
Al, al şunları al. Ah canım, ben çok seviyorum bu kızı. Çok, çok. Kızım mı? Canım benim. Ay vallahi içimden geldi. Gel bir sarılayım. Gel canım. Gel yavrum benim. Gel, gel. Aa yavrum. Hülya Hanım, şu anda canımı çok acıtıyorsunuz. Korkma yavrum, korkma. Sen de bir selfie çekelim hadi, gel. Sayfana koyarsın, like alırsın. Hı? Yaklaş, yaklaş. Sen bu işi biliyorsun. Ay suratına bak, çay koşuyor. Nermin, hı? Biz bu fotoğrafı ben Emrecan'la konuşup işin aslını neslini öğrenene kadar görmedik. Görmedik. Bu fotoğraftaki Ceylan'ın yanındaki çocuk kim? Onu da bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Şu ana kadar olan biten hiçbir şeyden haberimiz yok, duymadık. Duymadık. Aferin, işte böyle. Dur bakayım. Ben bu çocuğu ömrümde görmedim abi. Böyle ne güzel değil mi? Ne kadar rahat hiçbir şey bilmemek. Ah içim rahat değil ah. Emrecan'la konuşana kadar da rahatlamayacak. Rüzgar. Oğlum neyin var senin? Ha? Bak sen böyle üzüntülü, düşünceli, böyle mutsuz olduğunda ben de kahroluyorum, inan. Hani en son kaç yaşımdayken benim nasıl olduğumu umursadın ki? Rüzgar, bu ne biçim laf şimdi? Sen bu yaşa gelene kadar senin yanında kim vardı? Kariyerinde hızla yükselirken kim vardı yanında, kim? Hani sen benim hayatımı kolaylaştırmak için hiçbir şey yapmadın. Başarılarım, kariyerim dışında benim hakkımda neyle ilgilendin sen? Rüzgar. Bak ben senin duygularını anlamaya çalışıyorum. Ama sen bugünlere hiç kolay gelmedin. Çok çaba sarf ettin, çok emek verdin. Hiç kimse için, hiçbir şey için bunu tehlikeye atmaman lazım. Ceylan da buna dahil. Anneciğim bak, bu çıkmazdan beraber kurtulacağız, tamam mı? Ben yanında olacağım senin. Söz veriyorum, hep destek olacağım sana. Tamam mı anneciğim? Söz veriyorum. Söz veriyorum anneciğim. Tamam. Üzülme, tamam. Üzülme. Ceylan, bu Rüzgar'ın annesi sana niye bu kadar iyi davranıyor ya? Vallahi Emrecan, ben de anlamadım ki. Yani ay bu kadın düne kadar benden nefret ediyordu. Hatta beni işten kovdurmaya bile çalıştı yani. Şimdi ne oldu da böyle bir sevgi gösterileri, bir sarılmalar, öpmeler gibi bir şeyler, hiç anlamadım yani. Garip. Haluk'cum sen yememişsin. Aç değilim ben İrfan'cığım. Açtıysan niye yemek söyledin? Ya da bana ne ya? Nasıl olsa hesabı sen ödeyeceksin. Ececiğim, sen sadece salata mı yiyorsun? Evet, bu bana yeterli çünkü. Formuma dikkat ediyorum diyorsun. Ha, tabii. Benim de böyle güzel lokum gibi bir formum olsa ben de dikkat ederdim. Keşke benim de senin kadar güzel bir asistanım olsa. 7/24 çalışırdım. Hiç şirketten ayrılmazdım. Ececiğim sen bekar mısın? Evet, bekarım efendim. Maşallah. Ya. Bırakın dedim size. Alın su için. Bol bol su için. Bırakın. Su için. Su. Tamam, şu çatalı da alayım. Evet Haluk'cum, seni dinliyorum. Geçen gün bizim ofise geldiğinizde size biraz kötü davranmış olabilirim. Özür dilerim. Böyle işte. Thank you.
Bana bir bardak su doldursanız da. Su tabii. Haluk'cum asistanı doldursun. Böyle güzel bir kadın elinden su içmeli çok zaman oldu. Ben doldururum tabii ki de suyu. Ne demek su doldurulur. Suyu nasıl mı olur? Değil mi? Suda bir şey yok. Ay! Ececiğim ne yapıyorsun? Kapağı açılmadı. Çok özür dilerim. Bir anda... Ay çok affedersiniz. Çok... Ama neyse ki su bu. Yani hemen kurur. Bir şey olmaz. Leke yapmaz. İz yapmaz. Ay çok özür dilerim ya. Masayı da bulaştırdım. Şöyle idareten... Neyse ben gideyim oturayım. Ceza olarak yanımda oturacaksın. Pardon neyin cezası bu? Su döktün üzerime. Ya Ececiğim ambul uzattın. Otur şu Finch işini konuşalım. Finch. Haluk'cum şu salatayı uzatır mısın rica etsem? Haluk Bey siz hiç zahmet etmeyin. Zaten servis açmama da gerek yok. Ben salatayı kendi önüme böyle aldım. Oh çok güzel. Ececiğim sen kaç yaşındasın? İrfan Bey, benim yaşımın konumuzla hiçbir alakası olmadığını düşünürsek... ...vinçlerimize ve konumuza geri dönebiliriz değil mi? Ya o konu kolay, onu hallederiz. Sana vinç mi lazım Haluk'cum? Evet, vinç lazım. Bizim şantiyeleri anlaştığımız gibi o sözleşmede tekrar vinçlerinizi geri istiyoruz. Ececiğim, ben bu keratayı hayatta affetmezdim. Sırf senin güzel hatırın için affediyorum. Yeter lan! Çek elini kızın omzundan. Ne? Çek lan elini kızın omzundan. Ulan! Sen benimle lanlulunu konuşuyorsun. Sen dua et. İnsan içindeyiz. Yoksa ben sana öyle güzel sıfatlar söylerdim ki... Haluk Bey. Sen ne duruyorsun hala orada ya? Kalk şuradan, kalk! Sen ne biçim bir adamsın lan? Sen ne karaktersiz bir adamsın? Biz o zaman... ...siz vinçlerinizi bu akşam bize veriyorsunuz... ...değil mi? Bu konuda böyle kapanmış oluyor. Yok size vinç vinç. Yok mu? İrfan, sen şöyle az yanaş bakayım bana. Sen o vinçleri al da... Haluk Bey, topukla ayakkabılarla koşturmayın beni burada. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz ya? Asıl siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz Haluk Bey. Ya ben bu yemeği ayarlayabilmek için ne kadar uğraştım siz biliyor musunuz? Kimleri aradım, araya soktum. O gıcık olduğum Burak'a... ...yalvardım ben resmen çocuğa. Sen Burak'a gıcık mı oluyorsun? Evet Haluk Bey, Burak'a gıcık oluyorum. Neyse ne. Kime niye gıcık olduğunuz benim zerre kadar umurumda bile değil. Haluk Bey, siz niçin öfkenize hakim olamıyorsunuz? Bir çuval inciri berbat ettiniz. Ya ne yapacaktım? Alemin adamı sana sarkıntılık ederken öylece seyredip bakacak mıydım? Bakın Haluk Bey, İrfan Bey birazdan gidebilir. Yani henüz gitmemişken istiyorsanız gidip konuşalım, bu geceyi atlatalım, bir özür dileyin. Yani yoksa babanız sizi affetmeyecek. Siz beni nasıl bu kadar aşağılayabilirsiniz ya? Ben asistanına sarkıntılık edildiğinde bunu yapan o terbiyesizliği yapan şerefsize ağzının payını veremeyecek kadar karaktersiz ve basit bir erkek miyim sizin için? Hayır Haluk Bey tabii ki de ben öyle düşünmüyorum. Ama yani işlerin yürümesi için şantiyenin durumu... Yerim o şantiyeyi işini gücünü heyecanım. Anladın mı? Allah'a çok şükür para için namusumu karakterimi satacak kadar düşmedim ben daha. Ben de değilim Haluk Bey. Benimle ilgili çok yanlış şeyler düşünüyorsunuz. Ben ortaokuldan beri çalışıyorum. Bu benim ilk işim değil ki. Tezgahtar oldum. Köftecide çalıştım. Benim arkadaşlarım geldi, kendi yaşıtlarım ben çalışırken. Ben onlara hizmet de ettim. Evet o zaman utanıyordum bu durumda. Ama onların hiçbir tanesi üniversiteyi kazanamadı. Ben kazandım. Sonrasında stajyer olarak girdim sizin şirkete. Fotokopi çekiyordum. Çay taşıdım. Bunların hiçbirinden gocunmadım. Ama ben zekamla, yeteneklerimle... ...becerimle yükseldim Haluk Bey. Yani işin kısası... ...ben ömrüm boyunca hep çalıştım zaten Haluk Bey. Kariyerimde daha iyi noktalara gelebilmek için mücadele verdim ben. Gerçekten gözlerim yaşardı. Kariyerim için her şeyi yaparım. Adamların bana sarkıntılık etmesi falan umurumda değil mi diyorsunuz? Ne? Bugüne kadar kariyerinizdeki yükseliş diyorum...
Tam böyle özgüvenle, bütün ahlaksızlıklara göz yumarak mı geçti sizin için? Hı? Siz bu kadar basit, bu kadar ucuz bir kadın mıydınız Ece Hanım? Kariyerinizde bu noktaya gelirken el alemin adamlarının size böyle sürekli dokunmalarına izin... Sen kim oluyorsun bana? Sen bana teşekkür edeceğin yere bir de hakaret mi ediyorsun? Yaptım o kadar fedakarlıklardan sonra. Ben içeride dünyada hiçbir kadının düşmek istemeyeceği bir konuma senin yüzünden düştüm. Ben buraya niçin geldim? Kimin kırıp döktüklerini toplamak için ben buradayım. Kimin geleceğini ve kariyerini düşündüğüm için buraya geldim. Ecem'im bağırıp durmayın. Burası halka açık bir yer. Duyan duysun. Ben zaten böyle şeyleri takmayan bir kadınım. Herkes duyabilir. Ecem'im. Bakın Haluk Bey. Siz kendinizi dünyanın en güçlü, en akıllı, her durumda kendini en haklısı olarak görüyor olabilirsiniz. O tavan yapmış özgüveninize, çevrenizdeki insanların her şeyini kırabileceğinizi düşünüyor olabilirsin. Ece Hanım. Kes sesini. Bundan sonra ben konuşuyorum, sen beni dinleyeceksin. İçeride yaşadıklarımızın ve benim buna katlanmamın tek sebebi sensin. Ben artık pes ediyorum. Dayanamayacağım. Sen kazandın. Ben kaybettim. Artık bu zaferinin tadını yaşayabilirsin. Doğru. Bu savaşa ben kendi gönül rızamla girdim. Ama artık niçin savaştığımı hatırlamıyorum bile. Yarın sabah eşyalarımı toplamak için geldiğimde istifa mektubunu görürsün. Ben artık yokum. Gecen olsun yollarında, dört yanında ördüğün duvarlar. Sana tutunsa kayboluruz, yalnızlığın parçalar. Kapkara denizin dinmedi fırtınan, sen bana uzakta ıssız bir ada. Ben hala vururum her gece kıyıda. Sonra sana kadar içimde öyle bir boşluk var. Sana anlatsam kayboluruz, yalnızlığın parçalar bizi. Yok oluruz sen bana yorgun. Uzakta bir ada kapkara, denizin dinmedi fırtına. Sen bana uzakta ıssız bir ada, ben hala vururum her gece kıyına. Evet arkadaşlar. Yoğun bir gündür. Herkesin eline sağlık. Herkese iyi akşamlar. Ya hocam. Yarın Derya'nın doğum günü. Hep birlikte bir yerde bir yemek yiyip küçük bir kutlama yapmak istiyoruz. Siz de bize katılmak ister misiniz? Çok teşekkür ederim ama benim tezime çalışmam gerek. Bu arada doğum günün kutlu olsun Derya. Teşekkür ederim hocam. Neyse hadi çok geç oldu. Dağılalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Egemen. Bu nasıl geçti? Bak
arkadaşlar, ben telefonumu unutmuşum. Onu alıp geleceğim. Siz gidin, geliyorum. Peki hocam. Hala gitmedin mi sen? Ne işin var burada? Seni bekledim. İşim bitince belki bir şeyler yeriz diye düşünmüştüm. Bak Egemen, ne olur bugün olanlar için çok özür dilerim senden. Hem ben annemi aradım. Ona çok kızdım sana böyle bir sözleşme imzalatmaya kalktığı için. Zaten babam başından beri karşı böyle şeylere. Hadi gel, unutalım bu tatsızlıkları ha. Çok özür dilerim ama ben unutamam. Şu evlilik meselesini tekrar bir gözden geçirsek iyi olur diye düşünüyorum. Leman, ne olur böyle şeyler söyleme. Heh. Bir de. Ne olur bana ikide bir de yemek getirmeye karar ver. Bak, burası hastane. Çok da güzel kafeteryası var. Alo. Ben bir taksi çağırmıştım ama. Peki, bekliyorum. Çıkıyorum. İyi akşamlar Ceylan. Emrecan nerede? Bir saat önce çıktı. Bir saat önce çıktı mı? Aa, yok. Bu çocuk benden habersiz nereye niye çıkar ki bir saat önce ya? Ya biz hani eve bakacaktık. Ne haber? İyilik sen. Hayırdır, nereden? Hiç öyle işim erken bitmişti. Seni beklerken bir iki tur atayım dedim. İyi yaptın. İşim bittiyse gidelim mi artık? Emlakçıya gidiyoruz değil mi? Yok. Bence emlakçı işini yarın sabaha bırakalım. Hem geç oldu. Akşam babamlarla güzel bir aile yemeği yiyelim. Ne dersin? Olur. Hadi. Ceylan. Ece, kızım babaya selam sabah yok mu? Baba gerçekten canım burnumda. Hiç konuşmak istemiyorum. Hemen yatıp uyuyacağım. Kim yüzdü bakayım benim kızım böyle? Boş ver baba ya. Haluk gene değil mi? Yok yok, çok oldu Bahat suratlı. Kimse benim kızımı öyle canı istediği zaman üzemez. Ya patronum Nur dedim, sesimi çıkartmadım ama çok oldu ya. Allah Allah. Ben gösteririm onu, aklını alırım ben onu. Baba dur, ne yapıyorsun? Dur, sen eve git Ece. Ben şunun bir haddini bildirip geleceğim hemen. Şirkette mi o? Yoksa eve mi gitti? Sen adresini bir ver bakayım bana, ben gidip onun haddini bildir. Baba dur, tamam, bugün sondu zaten, bitti. Ne son? Ben yarın istifamı veriyorum. Ne? Yetti ya canıma, vallahi burama kadar geldi artık. Çalış çalış, didin, iş güç diye bütün hayatım boşuna geçti. Ben niye bu kadar yırtınıyorum ki? Değil mi yani, biraz ben de hayatımı yaşayayım. Yani? Ya hatta ben ne yapayım biliyor musun? Gideyim halama söyleyeyim. O koca mı buluyordu, kısmet mi buluyordu bana, ne yapıyordu? Onların artık hepsini açayım ben. Yani patronun oğlunun kaprisini çekeceğimi, evde kocamın kaprisini çekerim. Evet ya. Ben Haluk'u büyütmek zorunda mıyım? Kendi çocuklarımı büyütürüm. Ben hatta bunu gideyim halama söyleyeyim. Hadi iyi geceler baba. Ben bunu daha önce niye düşünemedim ki? Hey Allah'ım ya. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk halacığım. Gel seni öpeceğim. Gel. Nasılsın, iyi misin? Hayırdır inşallah. Hayır hala, hayır. O kadar güzel bir karar verdim ki hayatımda. Artık şirket, mirket, bunun gibi böyle iş güç şeyleri falan asla yok. An ve an mutluluğu peşinde kovalamak var. Ve pozitif düşünüyorum ve pozitif yaşıyorum. Bundan sonra böyle kararım bu. Nasıl? Kızım, iyi misin sen?
Gayet iyiyim halacığım. Kafayı falan mı çarptın? Hatta şu beni istemeye gelen damat adayları vardı ya. Sen onların hepsini haber salabilirsin. Gelsinler beni istesinler. Çünkü ben inşaat sektöründen evlilik sektörüne şöyle yumuşak tatlı bir geçiş yapmayı planlıyorum. Nasılım ama? Süper. Harika. Hop. Artık her şeye açığım. Her şeye. Tövbe yarabbim. Yaşasın özgürlük. Hop. Her yere dağıtacağım. İyi akşamlar Salih Beyciğim. İyi akşamlar efendim, iyi akşamlar. İyisiniz. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, gezmekten geliyoruz. Yarasın efendim. Ay yine o çocuk. Sen benim kızımı üzdün değil mi? Bak şimdi ben seni nasıl üzeceğim? Onun akıttığı her damla gözyaşının hesabını vereceksin. Haydi. Kaçma, gel buraya. Son saatim daha var. Ben yakalardım o peygamber devesini de Allah'ına dua etsin. Ayağım takıldı. Abi sen de çocuk gibi adamı kovalıyorsun ya. Höş deseydin kaçırırdın adamı zaten. Al şunu dizine. Sağ ol Nermin'cim. Bir de boyu kadar çiçek almış. Kim bilir ne kabahat işlediyse, kabahati kadar çiçek almıştır işte. Sıkıysa bir daha geçsin bakayım bu sokaktan. Akşama kadar elimle merdaneyle nöbet tutacağım dükkanda. Abi sen de alem adamsın ya. Alem malem, babayım ben. Kız babasıyım. Baba için çocukları candır ama kızı da başka bir candır. Egemen. Tebrik ederim. Allah bir yastıkta kocatsın. Teşekkürler. İyi akşamlar. Ah baba, ah. Herkese iyi akşamlar. Ha, geldim oğlum, iyi akşamlar, gel. İyi akşamlar. Maşallah hiç vakit kaybetmemişsin baba. Bütün mahalle evlenmemi konuşuyor. Bak, dizine ne oldu senin? Mühim bir şey yok ya, bahçe kapısına çarptım. Halan... Buz verdim, morarmasın diye. Acıyor mu böyle? Yok yok. Birkaç gün dizini biraz dinlendir baba. Yok be oğlum ya. Ya baba sen yine beni dinle. Dinlendir diyorum sana. Eğer ağrıların azalmazsa hastaneye gelirsin, bir film çekeriz. İyi tamam, bakarız. Sen aç mısın, yedin mi bir şeyler? Yok yok, yolda yedim bir şeyler. Niye sağda solda yiyorsun be Egemen? Halan ne güzel yemek yapıyor ya. Çünkü benim sizinle ucun uzadıya yemek yiyecek vaktim yok baba. Sen de haklısın.
Neyse. Ben odama çıkıyorum. Tezimi yazacağım. Tamam, kolay gelsin. Ha Egemen. Ya bir şey konuşacaktım ben seninle de. Kayınpederine söylesen bu konu komşuya, akrabalara falan dağıtmak için bize bir 30-40 tane davetiye verse. Ayıp olur oğlum, biz onları, hep bizi çağırdılar yani, şimdi onları çağırmasak çok ayıp olur. O iş iptal baba. Nasıl iptal? Bayağı iptal işte. Ben Aslı ile evlenmekten vazgeçtim. Niye, ne oldu ki? Orası da bana kalsın baba. Hı? Ha bu arada. Evlenmekten vazgeçtiğime göre artık bu paraya da ihtiyacım kalmadı. Yine de sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar abla. Görürsem söylerim Egemen. Abla. Efendim Egemen. Düğün iptal. Ne? Ne demek iptal ya? Basbayağı iptal işte. Vazgeçtim evlenmekten. Ne oldu? Senden daha az fakir bir çocuk mu buldular yoksa? Ya abla onlar değil. Ben vazgeçtim diyorum evlenmekten, ben. Çok ilginç. Ne oldu da kafana dank etti acaba? Hani bu senin için asrın fırsatıydı. Parayı bulduğun zaman yırtacaktın her şeyden. Bunun için aileni bile silmeyi göze alıyordun. Ne oldu acaba? Çok merak ediyorum. Sana bu kararımı beni yargıla, üstüne kritik yap diye anlatmıyorum abla. Şimdi sen gideceksin, kıyafetlere, ayakkabılara tonla para harcayacaksın değil mi? Paranı boşa harcama diye söyledim. Neyse abla, neyse. İyi geceler. Buyurun. Baba, biz geldik. Yukarı gelin, yukarıdayız oğlum. Alayım ben onu. İçin bakayım, şöyle oturun. Babacığım dışarıdan geldik ve elimiz yüzümüzü yıkasaydık. Kızım sonra yıkarsın elini yüzünü. Oturun şöyle, abimin size söyleyecekleri var. Baba ne oldu? Şimdi çocuklar ikinizi de öz evladım gibi sevdiğimi biliyorsunuz. Ben senin öz evladınım zaten baba. Oğlum bir kesme lafımı, bir lafımı dinle ya. Şimdi lafı fazla dolandırmayacağım. Ben size dün akşam Egemen abinin düğününden hemen sonra sizinle düğün hazırlıkları... Ne oluyor oğlum? Bu evlilik konusu açılmışken ben de çok önemli bir şey söyleyebilir miyim? Hayır söyleyemez. Bir lafımı bitireyim ya. Önce ben konuşayım, ondan sonra sen ne diyeceksen dersin. Allah'ım, ne diyordum ben ya? İşte bu Egemen'in düğününden sonra... Aha. Ben size Egemen abinin düğününden hemen sonra evleneceksiniz dedim ya. Ben kabul ediyorum. Ne? Neyi kabul ediyorsun oğlum? Emrecan ne oluyor? Ceylan. Emrecan ne yapıyorsun? O kutudaki ne? Ne var o kutuda? Biliyorum. Bu teklifi böyle yemek masasında halamla babamın gözünün önünde değil de daha böyle romantik baş başa yapmam gerekir. Yok Emrecan. Öyle deme yani, dışarıda bunu bulamayan insanlar var sonuçta. Burada asıl önemli olan şey böyle senin benim öldüğüm çünkü böyle. Ceylancığım izin verirsen ben... Pardon, devam et. Ceylan. Ceylan benimle evlenir misin? Evlenirim.
gerçek. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Tamam, gel buraya. Gel. Ya ablam. Tebrik ederim. Hadi. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Şöyle yapalım. Çok değerli. Tam da Egemen evlenmek için. Şimdi ona girmesek ne? Affedersin. Emrecan. Ben tam 11 sene bu anın hayalini kurdum. 11 sene önce gölle boğulmaktan kurtardığım çocuğun bir gün benimle evleneceğini hayal ettim hep. Buna olan inancımı asla ve asla yitirmedim. O çocuğun bir gün böyle benim gözlerimin önünde diz çöküp bana evlenme teklif edeceğini biliyordum. Ve o an gerçekleşti. Sen bana verdiğin sözü tuttun. Şimdi ben sana bir söz veriyorum. Ben ömrümün sonuna kadar sadece seni seveceğim. Ve elini asla bırakmayacağım. Niye bu kadar mutluyum bu sabah? Tabii ya. 2 hafta sonra evleniyorum ben. Ha, uyandı bizim gelin kız. Günaydın. Günaydın kızım. Bu sabah nasılsın babacığım? İyiyim kızım, sen nasılsın? Hayatımın hiçbir sabahında bu kadar mutlu uyanmamıştım. Oh maşallah, Allah bozmasın. Takayım yüzüğünü. Aa. Gün ışığında daha güzel parlıyor. Taşı da mı varmış onun kız? Hı hı. Ne taşı acaba? Zirkon. Ne? Zirkon. Ya abi işte sahte. Ne yapsın? Çocuğun parası yetmemiş. Ya Allah öyle söyleme ya. Bu yüzük benim için dünyanın en pahalı yüzüklerinden daha değerli. Çünkü bunu bana 11 senelik aşkım verdi. Hala ya bir şey söyleyeceğim. Yarın benim izin günüm de. Diyorum ki acaba yarın birlikte gelinlik bakmaya mı çıksak? Olur, bakarız. Yaşasın. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Ceylancığım böyle babamın halının önünde bu tarz hareketler yapmasak. Hadi geçin oturun, kahvaltınızı yapın hadi. Yok baba, biz çok geç kaldık, hemen çıkalım. Zaten ben artık kafenin mutfağında çalışıyorum, biliyorsun böyle kahvaltıyı dert etmene gerek yok. Hadi bakalım. Emrecan. Siz evlendikten sonra da o popçu çocuğun kafesinde çalışmaya devam edecek misiniz? Bilmiyorum ki. Hiç konuşmadık bu konuyu. Evet, konuşmadık ama yani tabii maaşı daha yüksek olan bir yer çıkarsa tabii girer orada çalışırız değil mi Emrecan? Yani. İyi. Öylesi daha iyi olur. Tamam, öyle yaparız. Hadi. Görüşürüz. Güle güle. Şunlara bakayım. Ne yapacağız abi? Ah Nermin, ah. Ben bu çocuğu hiç bu kadar mutlu görmedim. Hele Ceylan, baksana gözleri parlıyor. Ya. Ödüm kopuyor, mutlulukları bozulacak diye. Bir mutluluğu bile ağız tadıyla yaşatmadı bize bu Emrecan ya.
Günaydın. Günaydın. Günaydın Avrupa. Bakalım, daha orası belli değil. Haluk Bey. Çakül kız, yine mi sen? Babanız sizi bu sabah yeniden başkan yardımcısı ilan etti. Yani odanıza geri dönebilirsiniz. Ya işte böyle efendim. Babanız dün İrfan Bey'le yediğiniz yemekte yaşananları öğrenince çok sinirlenmiş. Adamı hemen arayıp bu piyasadan silmekle tehdit etmiş. Aslan babam, Ya hal böyle olunca da adam korkmuş, bu sabah bütün vinçleri geri göndereceğini söylemiş. Olay yine benim sayemde çözülmüş oldu yani. Güzel. Nasıl yani? Normal tabii babamın beni affedip tekrar başkan yardımcılığına geri getirmesi. Sen bu ay maaş almıyor musun? Neden? Hayır baksana. Çalışmıyorsun da sağda solda giriş kapılarının önünde geziyorsun. Söyleyeceğini söyledin. Ne arıyorsun hala burada? Baş, baş, baş. Hayda. Babam benim o dombik İrfan'la yaşadığım olayı nereden öğrendi ya? Aynen işte size anlattığım gibi oldu başkanım. Adam bana sarkıntılık edince Haluk Bey çok sinirlendi. Toplantıyı terk etti. Sonrasında da bütün o olanlardan dolayı beni suçladı. Hayırlı işler. Sağ olun, buyurun, hoş geldiniz. Ne olur bana yardım edin. Çok acı çekiyorum babacığım. Canım nerede? Haluk Bey. Neredeyse nerede? Çekil. Canım. Günaydın Haluk Bey. Ne yapıyorsunuz burada? Sizi bekliyordum. Evet, sizi dinliyorum. Eğer benden özür dileyip işiniz için yalvarmaya geldiyseniz... Nedir? İstifa mektubu. Dün de size söylediğim gibi bu şirketteki bütün görevlerimden istifa ediyorum. Ayrıca başarısız biri olduğum için de özür dilerim. Ama tebrik ederim Haluk Bey. Gecesini gündüzünü bu şirkete vermiş bir insanı bile canından bezdirdiniz. Siz kazandınız. Tebrikler.
Ayça Hanım, bunun içinde hem posta odasındaki hem de burada kalan eşyalarınız var. Çok teşekkür ederim Müşra'cığım. Sağ ol. Evet arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Teşekkür ederiz Ayça Hanım. İnşallah başka bir şirkette tekrar çalışma fırsatımız olur. İnşallah. Arkana bakmayacağım. Sakın. Sen her şeyi yaptın bu şirket için. Artık tek bir gün bile geçiremezsin burada. Kariyeriniz de bu noktaya gelirken el alemin adamlarının size böyle dokunmalarına izin... Artık geriye bakmak yok. Önüne bakacaksın. Ece Hanım! Durma Ece. Sakın durma. Arkana da bakma. Sakın bakma arkana. Can. Ay, ne yapıyorsunuz? Hakkınızda Ece Hanım diye bağırıyorum. Niye durmuyorsunuz? Ben size biraz önce istifamı verdim Haluk Bey, tamam mı? Artık sizin emirlerinizi dinlemek zorunda değilim. Öyle bir zarfın içinde yarım sayfayı yazı yazıp verince olup bitiyor mu her şey? Ne yapacaktım? 100 sayfa mektup mu yazacaktım size? Sizinle yaşadığımız onca şeyden sonra bir de şirkete geri mi dönecektim? Ben bu aptal zarfı insan kaynaklarına falan vermiyorum. Ne yapıyorsunuz Haluk Bey? Benim de size söyleyeceğim şeyler. Çok üzgünüm Haluk Bey ama onca yaşadığımız şeyden sonra artık daha fazla sizi dinlemek istemiyorum. Hakaretlerinizi ve vicdanınızı rahatlatmanızı daha fazla izleyemem. Dur bir dakika, gitmeyin. Sana ihtiyacım var. Hem de çok ihtiyacım var Ece Hanım. Yaptığım tüm hataların farkındayım. Hepsi için tek tek özür diliyorum. Siz olmazsanız ben bu şirkette hiçbir şeyin altından kalkamam. Ne olur istifa etmeyin. Birlikte çalışalım. Size yalvarıyorum. Günaydın Rüzgar. Günaydın anne de. Hayırdır, sen niye buradasın? Şirketin ve kafenin mali kayıtlarını inceliyorum da. Bir sorun mu var? Bir sorun olsa iyi. Ama istersen şöyle yapalım. Ben tüm sorunları tek bir cümleyle, hatta tek bir kelimeyle özetleyeyim sana. Batıyoruz. Nasıl ya? Kafenin son aylarda gelirinin düştüğünü farkında mısın? Ha? Nereden farkında olacaksın ki? Takıldın bir Ceylan'ın peşine, hiçbir şeyin farkında değilsin, işleri boş verdin. Ah Rüzgar, ah. Son zamanlarda bir tane ekstra konsere de gitmedin. Dizinin reytingleri yerlerde, farkında mısın? Yapımcı birkaç bölüm daha yayınlayıp ondan sonra yayından kaldırırız diyor. Yeni bir reklam anlaşması yok, yeni bir albüm yok, o yok, bu yok. Oğlum farkında değil misin? Aslında batan ben değilim, sensin sen. Merak etme, bana bir şey olmaz. Sana olan olmuş zaten Rüzgar. Neyse, şimdi ben bunu konuşmak istemiyorum. Şimdi bu durumdan nasıl kurtuluruz bunu konuşalım. Konuşalım anneciğim. Bugünden itibaren şirketin ve kafenin bütün kontrolünü ben ele alıyorum. Yatırımcı olarak bu benim en büyük hakkım. Nasıl ya? Bu mali dosyaları Hasan'ın iş yerindeki profesyonel yöneticilere vereceğim. Belki de bize yardım edecek birkaç fikir üretirler. Ayrıca bu kafeye bugünden sonra gelmeni yasaklıyorum. Ne? Her Allah'ın günü buraya neden geldiğini, neden boş boş oturduğunu ikimiz de biliyoruz Rüzgar. Rüzgar, anneciğim farkında değil misin? Dağılıyorsun. Darmadağınsın. Lütfen birazcık toparla kendini. Kendine gel. Anne lütfen. Beni uçurumdan itmek mi istiyorsun? Bana bunu yapamazsın. Öyle bir yaparım ki Rüzgar. Öyle bir yaparım ki. Seni
ben doğurdum. Seni ben büyüttüm. Seni ben okuttum. Senin her şeyinde ben ilgilendim Rüzgar. Sen bugün ünlü bir şarkıcıysan onu benim ünüme borçlusun, anladın mı? Ben senin annenimle her şeyine karışırım Rüzgar. Bunca fedakarlıktan sonra şimdi bana sırtını döneceksen, bana ihanet edeceksen sana yazıklar olsun. Hem de bu kız yüzünden. Ben sana o kız yüzünden sırtımı dönmüyorum, tamam mı? Senin yüzünden sırtımı dönüyorum. O geldikten sonra değiştin Rüzgar, anlamıyor musun? Bugüne kadar bizim için tek önemli olan şey senin mutluluğundu. Ben sen mutlu olabildiğinde mutlu olabildim ancak. Ama artık kendi mutluluğumun peşinden gitme kararı aldım. Bana verdiğin paran da, şöhretin de hepsi senin olsun. Senden hiçbir şey istemiyorum. Sen kendi mutluluğun için yeniden evlen. Artık ben de mutlu olmak istiyorum. Sadece beni rahat bırak, tamam mı? Hayatıma karışma artık. Ceylan, gel bir şey konuşacağız. Ne oluyor ya? Rüzgar Bey, çok özür dilerim. Burada olduğunuzu bilmiyordum. Pizzaları ben götüreceğim. Ne? Ceylan, pizzaları arabama götür. Neden? Sen buranın çalışanı değil misin? Çalışanıyım. Ben buranın patronu değil miyim? Patron musun? O zaman pizzaları al, arabaya getir. Hadi. Emin misiniz? İsterseniz ben... Alo, burada mısın lan? Kaybol. Ceylan, pizzaları al. Hadi. Bu koltuk nasıl öne gidiyor? Koltuk bozuk, aradan koy. Rüzgar Bey, ne oluyor? Karşı çıkan pizzaları ben götüreceğim ne tutturdu. Sonra Zeynep Hanım zorladı. Pizzaları alıp gittiler. Bir de bana kızıyor. Dur bir kere. Kim gitti ya? Rüzgar Bey. Ceylan Rüzgar'la pizza götürmeye gitti. Evet, Rüzgar Bey'e sahip etti. Neden buraya geldik? Geç bile kaldım buraya gelmek için. Keşke o gün gelseydim. Hangi gün? Hadi gel, lütfen. Ben özlemişim ya. Rüzgar Bey, biz Emrecan'la 11 sene önce
burada buluşacağız diye sözleşmiştik. Ben hatta tam burada bekledim onu saatlerce, biliyor musunuz? Ama o gelmedi tabii. Sonra ben de tam ümidi kestim, gidiyordum. Şu aşağıdaki merdivenlerin orada karşılaştık. Tesadüfen. Tesadüfen? Tesadüfen tabii. Ya Emrecan bana verdiği sözü unutmuş. O yüzden yani buraya benim için gelemedi tabii. Ama sonra kader bizi çok garip bir şekilde bir araya getirdi tekrar. Ben de o günden sonra diyorum ki Allah bizi 11 sene sonra buluşturup kavuşturmak için her şey yapmış. Ay, ay benim çenem düştü galiba yine. Kusura bakmayın. Ceylan ben. Gitsek iyi olacak Rüzgar Bey. Ceylan, ben kendimi çok kötü hissediyorum. Sanki ölecekmişim gibi nefes alamıyorum. Kaçıp kurtulmak istiyorum kendimden. Çünkü artık yaşadığım hayatı sevmiyorum. Sanki yine boğuluyormuşum gibi. Ceylan. Beni bir kez daha olmaktan kurtarır mısın? Her gün ağlar, her gece ağlar.